Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda verilen bu şeklin alan merkezini, dolayısıyla ağırlık merkezini hesaplayacağız. Daha önceki videomuzda bir T profili hesaplamıştık ama bu ona göre biraz daha karmaşık bir şekil. Hep birlikte bunu ağırlık merkezini bulalım. Şimdi en önemli iki husus arkadaşlar, bir, verilen şekli bir koordinat sistemine yerleştirmek. Bunu yaparken size tavsiyem arkadaşlar, şeklin sol alt köşesinden tutarak bunu bir koordinat sistemine, yani orijin noktası burası olacak şekilde seçmeniz. Yani buraya 0 0 dersek burası x ekseni, şu yukarıya doğru da y ekseni olacaktır. Birinci husus buydu. İkinci husus arkadaşlar, verilen şekli daha temel şekillere bölmek veya tamamlamak. Bu ne demek? Şimdi bu verilen şekli bölmek, yani basit parçalara bölmek çok kolay değil. Ama dikkatli bakarsak eğer, şu orijin noktasından itibaren şöyle buradan yukarıya şu çeyrek dairenin merkezi ve de şöyle geldiğimizde şu üçgenin şu köşesi ve de 0'a 0 tekrar dönersek bunun bir dikdörtgen olduğunu görürüz. Dolayısıyla biz bu dikdörtgeni bütün olarak alacağız. Daha sonra şu üçgeni, şu bütün çemberi ve de çeyrek daireyi içinden çıkararak formülü eksi olarak yazarak şeklin ağırlık merkezini hesaplayacağız. Burada da bir de ek olarak bir yarım dairemiz var. Bu iki hususu hallettikten sonra şimdi formülümüzü yazalım arkadaşlar. Bir şeklin ağırlık merkezi x'i üzerinde şöyle çizgiyle gösterirsek toplam alan çarpı xi bölü toplam alan. Y için de aynı şeyi yazalım. Toplam A alan çarpı YI bölü toplam alan. Şu A biraz küçük oldu, bunu da büyütelim. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya A, B, C, D dikdörtgeni diyelim. Ondan sonra arkadaşlar buradaki üçgeni, şuradaki tam daireyi ve de şuradaki çeyrek daireyi çıkarılmış şekiller olarak tanımlayalım ve formülü eksi olarak yazalım. Buradaki yarım daire ise arkadaşlar şöyle bölersek bunu ise formülü artı olarak yazmak durumundayız. Hemen başlayalım arkadaşlar. X üzeri diyelim. Ondan sonra bütün dikdörtgenimizin alanı, yani ABC dikdörtgeninin alanı 100 çarpı 40'tır arkadaşlar. 100 çarpı 40 burası alan. Çarpı bu dikdörtgenin ağırlık merkezinin x değeri. Bu dikdörtgenin arkadaşlar ağırlık merkezi DB köşegeni veya AC köşegenin ortası, yani bu iki köşegenin kesim noktasıdır. Yani gayet basit. Buradan aşağı indiğimizde burası arkadaşlar 50'dir. Yani dikdörtgenimizin ağırlık merkezinin x değeri 50. Şöyle yazalım. Ondan sonra artı arkadaşlar. Artı dediğimizde bu dikdörtgene ilk olarak hangi şeklimiz var? Şuradaki yarım daire var. Yarım dairemizin alanı ise pi r kare bölü 2. Burası alan ve de bu yarım dairenin ağırlık merkezinin x değeri. Burada arkadaşlar bir yarım dairenin ağırlık merkezi, buradaki simetriksini düşünürsek yine bu y ekseni ne paralel bir eksen üzerinde olacaktır. Yani bu yarım dairenin ağırlık merkezinin x değeri yine buradan 50 uzaklıkta olacaktır. Çarpı 50. Buradaki r arkadaşlar, bu arada atlamayalım, 10 olacaktır. Buradaki r yerine buradaki 10'u koyacağız. Ondan sonra arkadaşlar eklenen şekillerimiz bitti. Tam şekillerimiz bitti. Şimdi çıkarmalara geçiyoruz. Eksi diyoruz. Buradaki üçgen. Bir üçgenin ağırlık merkezi arkadaşlar kenarortaylarının kesim noktasıdır. Ve bu kenarortaylar birbirini nasıl keserler? Tabana 1 ve köşeye 2 oranında keserler. Veya başka bir yol daha var. Eğer bir üçgenin köşe noktalarının geometrik yerlerini biliyorsak bunları çok kolay hesaplayabiliriz. Şu köşenin koordinatları arkadaşlar 0'a 25. D noktasının
Koordinatları ise x'i 0, y'si 40. Burası ise x'i 30, y'si ise 40. Bir üçgenin ağırlık merkezi arkadaşlar, köşe noktalarının x değerlerinin toplamının 3'e bölümünden kolayca bulunur. 0, 0 ve de 30 var. Bunun 3'ünün toplamı 30'dur. 3'e bölümü ise 10'dur. X değeri dolayısıyla, yani şurada bir sembolik nokta gösterirsek, burası 10 olacaktır arkadaşlar. Yani üçgenimizin ağırlık merkezinin x koordinatı 10 olacaktır. Alanımızı yazalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Burası 15 çarpı 30. 15 çarpı 30 bölü 2 çarpı 10. X değerimiz 10. Şunu parantezini gösterirsek daha değerli toplu olacaktır. Devam ediyoruz. Yine eksi alt satıra geçeceğim ben. Yine bir parantez açalım arkadaşlar. Buradaki dairemiz. Alanımız ne? Pi'ye kare çarpı bu ağırlık merkezinin x değeri. Yani burada ağırlık merkezimiz x değeri verilmiş arkadaşlar 35. Pi'ye kare çarpı 35. Buradaki r'miz kaç? Fi'si 20, yani yarıçapı 10 yapar. Burası da aynı şekilde 10. Devam ediyoruz. Yine eksi arkadaşlar. Geldik çeyrek daireye. Yine bir parantez açalım. Hatta buraya, pardon özür dilerim, şöyle köşeli parantez açarsak. Önce alanı yazalım. Pi r kare bölü 4 çarpı. Burada duralım arkadaşlar. Bir çeyrek dairenin ağırlık merkezi arkadaşlar şurada bir noktadır. Ve bu noktanın hem x hem de y, yani yatay dikey mesafesi, şuradan ok çıkarıyorum, 4r bölü 3 pi'dir arkadaşlar. Bu şekilde burada r yine yarıçap, pi ise bildiğimiz pi sayısı. Yani buradaki ağırlık merkezinin x değeri arkadaşlar, buradan indiğimizde 100 eksi, burayı kapatalım, çarpı diyelim, 100 eksi 4r bölü 3 pi arkadaşlar. 4r bölü 3 pi. Buradaki d kaç? 15. Şuraya 15 yazalım. Ondan sonra arkadaşlar köşeye parantezimizi şöyle kapatalım. Başka bir şeklimiz kaldı mı? Üçgeni yazdık. Tam daireyi yazdık. Çeyrek daireyi yazdık. Yarım daireyi baştan artı olarak eklemiştik. Dolayısıyla alan çarpı x değerleri bitmiş oluyor. Şimdi paydaya geçiyoruz. Burada arkadaşlar yine alanların toplamını yazacağız. 100 çarpı 40 artı pi r kare bölü 2, yarım daire yazıyoruz, artı. Ondan sonra çıkan şekillerimize geliyoruz. Üçgenimizin alanı 15 çarpı 30 bölü 2 eksi bütün dairemiz pi r kare, pardon, pi r kare, evet, tam daire olduğu için pi r kare yazdık, eksi son olarak buradaki çeyrek dairemiz, yani pi r kare bölü 4 arkadaşlar. Buradaki yarım daire yerine 10 yazdık. Az önce üçgenimiz tamam. Bütün daire için buradaki r yerine fi 20'den, dolayısıyla r eşittir 10'dur burada. 10 yazacağız. Buradaki çeyrek daire ise r yerine 15 yazacağız. Buradan arkadaşlar bu işlemi yaptığımızda x'in değeri, hemen söylüyorum size, 51.74. Evet, x değerini bulduk. Şimdi sıra geldi y'ye arkadaşlar. Y üstü eşittir. Yine bu formüle bakarak 100 çarpı 40, dikdörtgenimiz 100 çarpı 40 alan çarpı dikdörtgenimizin ağırlık merkezinin y değeri. Yükseklik 40 ise bunun yarısı arkadaşlar 20 olur. 20 artı diyoruz pi r kare bölü 2
Buradaki yarım daireyi yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Yarım dairenin arkadaşlar ağırlık merkezinin merkeze uzaklığı, yani şuradaki mesafe ise yine aynı buradaki gibi 4R bölü 3 pi'dir. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Pi'ye kare bölü 2 çarpı diyeceğiz. 40 değil mi? Şu merkezi 40'tı. Artı 40 artı 4R bölü 3 pi arkadaşlar. Yani alan çarpı ağırlık merkezinin y değeri 40 artı 4R bölü 3 pi olur. Devam ediyoruz. Size geldi şimdi çıkan şekillerimize. Üçgenimizin alanını yazıyoruz. 15 çarpı 30 bölü 2 çarpı, az önce x'leri hesaplamıştık. Şimdi y'de de aynı yolu hesaplayacağız. 40, 40 daha 80, 25 daha 105 yapar. Bölü 3 dediğimizde arkadaşlar 35'tir. Yani şuradaki ağırlık merkezi, pardon, ağırlık merkezinin arkadaşlar x değeri, düzeltiyorum, y değeri şöyle, şuraya çıkalım. Burası 35'tir. Dolayısıyla çarpı 35 diyoruz. Eksi de yine yeni satıra geçeceğim ben. Pi r kare, bütün daireye geldik. Pi r kare çarpı dairenin ağırlık merkezinin y değeri kaç arkadaşlar? 20 olarak verilmiş zaten. 20 eksi, devam ediyoruz. Yine bir köşeyi parantez açalım. Çünkü artı da eksi ifade gelecek. Önce çeyrek dairemizin alanını yazalım. Pi r kare bölü 4 çarpı, az önce 4 r bölü 3 pi'ydi arkadaşlar. Y için de aynı şey olacak. Şu mesafe 4 r bölü 3 pi olduğuna göre tamamı 40'tı. 40 eksi 4 r bölü 3 pi olacak. Çarpı 40 eksi 4 r bölü 3 pi olur. Ve köşe parantezimizi kapatıyoruz. Ondan sonra paydaya geçiyoruz. Payda bununla tamamen aynı arkadaşlar. 100 çarpı 40 artı pi r kare bölü 2 eksi, üçgenimiz alanı 15 çarpı 30 bölü 2 eksi, pi r kare neyimiz? Tam dairemiz. Eksi pi r kare bölü 4 ise çeyrek dairemizin alanı. Bütün bu işlemleri yaptığımızda arkadaşlar y noktamız 19.42 olarak bulunur. Yani ağırlık merkezimizin veya alan merkezimizin, onun farkını şimdi açıklayacağım. Alan merkezimizin arkadaşlar x koordinatı 51.74. Tam ortası 50'dir. Şöyle bir nokta. Y ise 19.42. Yani şu bütün dairenin çok az altında bir yer olarak, yani şurası bizim G noktamız olur. Kalınlığı olmayan bir şeklin arkadaşlar ağırlık merkezi olmaz. Bunun alan merkezi olur. Ama bunu bir plak olarak imal edersek arkadaşlar, bu durumda ağırlık merkezimiz alan merkeziyle aynı değerde ve sadece buna ilaveten ne gelecektir? Bir Z değeri gelecektir. Bu Z değeri de nedir? Plakanın kalınlığının yarısıdır arkadaşlar. Bu durumda bulduğumuz bu nokta hem bu şeklin alan merkezi, eğer bir homojen kalınlık verirsek o şeklinde ne oluyor bu durumda? Ağırlık merkezi olur. X'i 51.74, Y'si 19.42 olan nokta şeklimizin ağırlık merkezidir diyoruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sorularınızı, yorumlarınızı sayfaya beklerim. Beğenilerinizi beklerim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.